Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Gizem'i tanıtacağım. Gizem'in çok güzel ve başarılı bir hikayesi var. Bunu sizin de duymanızı istedim. Beraber bir röportaj yapacağız. Gizem, öncelikle teklifimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Kısaca bir Rica ederim. kendini tanıtabilir misin? Türkiye'de hangi bölümü okudun? Tabii. Nereden geliyorsun? Şu an neredesin? Ne yapıyorsun? Ben şu an Avusturya'nın Linz şehrindeyim. Buraya geleli yaklaşık 2 yıl oluyor. Gelmeden önce Türkiye'de psikoloji danışmanlık ve rehberlik üzerine lisans eğitimimi tamamlamıştım ve yüksek lisansa başlamıştım. Yüksek lisansımın 2. yılında tam bu korona zamanlarında Erasmus programıyla Viyana'ya geldim. Bu sıra hala mezun olmadığım için de ve Viyana'da kalmayı çok sevdiğim için bir şekilde Avrupa'da nasıl kalabilirim gibi yolları araştırmaya başlamıştım zaten. Ama akademik olarak kalmanın çok kolay olmadığını gördüm. Burada Viyana Üniversitesi, Sigmund Freud Üniversitesi psikoterapi eğitimi aldım bir dönem ve daha sonrasında o süreç içerisinde Erasmus Plus projelerinden ESK projesiyle burada kalabileceğimi fark ettim ve ona başvuruda bulundum. Bu süreçte de 2 aylığına Türkiye'ye geri dönmem gerekti Erasmus'u bitirdikten sonra ve o 2 ay içerisinde de vize başvuru ve pasaport işlemlerimi halledip tekrar Linz'e, Avusturya'nın başka bir şehrine geri dönmüş oldum. Şöyle özetleyeyim ben. Sen Türkiye'de şimdi PDR okudun. Lisans eğitimini Türkiye'de aldın. Daha sonra yüksek lisansı Türkiye'de başladın. Sanırım son 6 ay kala yüksek lisans için, yani yüksek lisansı son 6 aylık kısmını Avusturya'da, Viyana'da tamamladın. O sırada bir projeyle tanıştın ve o proje kapsamında kabul aldın. Türkiye'ye döndün, vize başvurusunda bulundun ve tekrar geri geldin Avusturya'ya. O proje ne tam olarak, onu bir anlatabilir misin? Yani şöyle buldum. Ben Pi Gençlik Derneği diye bir gönderen kuruluş var. Bunu daha öncesinde Avusturya'da başka bir proje yapan bir arkadaşımdan duymuştum. Bu web sitesi de şöyle çalışıyor. Ya Instagram üzerinden ya da web sitesi üzerinden belli bazı başvurular görüyorsunuz. Bu başvurularda Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde belirli süreli olabilir. Benim gördüğüm de o süre içerisinde Avusturya'da 7 aylık bir projeydi. Proje içerisinde engelli insanlarla yakın çalışma halinde bulunuyorduk ve onların günlük hayat becerilerine destekte bulunuyorduk. Sonra hem Avusturya'da olduğu için hem de ESK projesi gidiş geliş uçak masraflarını, buradaki konaklama masraflarını ve her ay belli bir ücretini karşıladığı için çok mantıklı geldi o zaman. Ve bu süreçte dernek üyeliği yaparak çok basit bir şekilde üye olabiliyorsunuz web sitesi üzerinden. Bir başvuruda bulundum ve karşı kuruluş bana hemen geri dönüş yapmıştı o zaman ve ben o ara Viyana'daydım. Zaten Viyana'da olduğum için telefon üzerinden bir görüşme ayarladık. Burada kısaca kendinizi tanıtıyorsunuz, bir mülakat yapıyorsunuz. Projeden beklentileriniz ne ya da neden tercih ettiniz? Zaten öncesinde de bunu yazılı bir formda açıklıyorsunuz. Daha sonrasında da eğer karşı kurum sizi kabul ederse gönderen kuruluşunuzla birlikte irtibata geçiyorlar ve belgeleri hazırlayıp tekrar bir 6 aylık vize başvurucuna geçiyorsunuz. Vize başvurunuz kabul olduktan sonra da tekrar projenin olduğu yere gelebiliyorsunuz. Ben de süreç böyle oldu. Ben yine şöyle özetleyeyim anladığım kadarıyla. Eğer yanlış anladığım bir yer varsa. Şimdi Türkiye'deki, Almanya'daki ya da Avusturya'daki bazı kurumlar, hani bu aslında daha çok gençlerin hani belli başlı meslekleri kendilerine uygun olup olmadığını denemeye yönelik projeler. Bu tarz bir proje hazırlıyorlar. Genelde bu projeler sosyal projeler oluyor ve Türkiye'de beraber çalıştıkları sivil toplum örgütleri var. İşte bu örnekte, senin örneğinde Türkiye Pi Gençlik Derneği, değil mi? Onlarla irtibat halindeler. Sen ilk başvurunu Pi Gençlik Derneği'ne yapıyorsun. Daha sonra Almanya'daki kurumla mülakat yapıyorsun. Onlar senin İngilizcen, Almancan bakıyorlar ya da mülakatta eğilimlerine bakıyorlar. Daha sonra onlar onay aldığı zaman vize işlemleri başlıyor. Ve bu süreçte de işte vize ücretindir, uçak biletindir, bu tarz oluşan masrafları da Almanya'daki kurum karşılıyor, değil mi? Ben bu şekilde. Yani başta vize ücretine başvururken ve ilk gidiş uçak biletiniz, tren biletleriniz siz kendiniz veriyorsunuz. Ama proje ülkenize geri döndükten sonra verdiğiniz paralar tekrar size geri ödeniyor. Ve direkt zaten kalacak bir eviniz oluyor. 300 euro bir maaş veriliyor. Ve proje süresince günde 2 kez sizin yeme ihtiyacınız karşılanmak zorunda. Bunun için ayrıca bir para verebilirler ya da iş yerinde bir yeme imkanı oluşturabilirler.
Ve ayrıca bulunduğunuz ülke içerisinde seyahat edebilmek için de böyle bir akbil tarzı bir şey veriyorlar. Yani bu 300 euro dediğim bir kere aylık oluyor ve Evet, aylık. kalacak yeri sunuyorlar. İşte bilet veriyorlar ve projeler genelde 6 ay ya da bazen bir yıla kadar da uzayabiliyor. Bu tarz projeler oluyor. Sen projeyle geldin. Daha sonra ne yaptın? Sonra ben zaten gelir gelmez buradaki süpervizörümüzle, yani bizimle yakından ilgilenen kişiyle hep burada kalmak istediğimi söylüyordum. Bir şekilde onun kulağına bu bilgiyi sokmuştum. Daha sonrasında da çalıştığım iş yerinde kalmak istedim. Çünkü iş ortamını sevdim ve bu alanda çok fazla işe ihtiyaç olduğunu gördüm. Çünkü Türkiye'de tam karşılığı olmayan bir meslek. Behindertin Betreuung diye geçiyor. Engellerle çalışmak. Bu birazcık daha Avrupa ülkelerinde, Kuzey Avrupa ülkelerinde ve Batı Avrupa ülkelerinde daha yoğun. Çünkü burada yaşlı ve dezavantajlı kesim birazcık daha fazla popülasyon olarak. O yüzden o kişilerin istihdamı için çok büyük bir kitle gerekiyor. Ama çok fazla çalışan kişi bulamıyorlar. Hatta benim patronum geçen hafta sıfır başvuru olduğunu söyledi. Yani bir yıl içerisinde sıfır başvuru olmuş. Ve ben şu an çalıştığım yerde çok rahat çalışıyorum. Çünkü hiçbir şekilde iş kaybetme riskim yok, düşüncem yok. Ve zaten sizi kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bunu hissetmek bile çok güzel bir his veriyor insana ve çalışmak için bir arzu duyuyorsunuz. Ben işte proje süresince burada kalmanın yollarını arıyordum ve dediğim gibi ya okulla kalabileceğimi fark ettim ya da bir iş bulmam gerektiğini fark ettim. Ama işi bulduğunuzda da direkt kabul edemiyorsunuz çünkü çalışma izni öyle çok kolay çıkmıyor. Denklik gerekiyor vesaire, bir şekilde mesleki yeterliliğinizi kanıtlamanız gerekiyor. Ama ben henüz Türkiye'ye dönüp belgelerimi almam gerekiyordu, denkliğe başvuru yapmam gerekiyordu. Bu süreç uzun olduğu için Behindertin Betreuung alanında bir Ausbildung'a başladım. Bu Ausbildung'un bir mülakatına girdim. Basit bir mülakat, bir durum hikayesi veriyorlar ve genel bilginizi ölçüyorlar. İngilizcemiz çok önemli değildi çünkü okulun dili Almanca. Temel seviyede kendini ifade ediyor olabilmen ve okuduğunu anlayabiliyor olman gerekiyor. Çünkü okul derslerini anlaman gerekiyor okul süresince. Bu da genelde B1, B2 seviyesine denk geliyor. Bu seviyede bir Almancan olduktan sonra kabul alıyorsun ve okuldan aldığın belgeyle oturum izni için başvuruda bulunuyorsun. Ve bu oturum izni bir yıl orada yaşamana ve haftada 20 saat süreyle part-time çalışmana izin veriyor. Daha sonrasında da proje içerisinde gönüllülük yaptığım yerdeki patronumla konuştuğumda bana iş vermeye hazır olduğunu öğrendim. Ve onunla birlikte süreçleri hızlıca hallettik ve yaklaşık bir hafta içerisinde çalışma iznim çıktı. Ağustos'tan beri de maaşlı olarak çalışıyorum burada. Yani sen projeni bitirdikten sonra, proje zaten 6-7 aylıktı. Daha sonra tabii proje yaparken ek olarak çalışmak zor. Hani o sırada çalışma izni çıkmıyor. O sırada sen Ausbildung'a geçiş yaptın ve geçiş yaparken de mülakatta sanırım şöyle bir vaka verdiler. Hani böyle böyle bir engelli var, işte bundan ne yaparsın, nasıl ilgilenir gibi sanırım vaka verdiler. Hani böyle bir mülakatta. Hani Almanca sertifika direkt sormadılar sanırım, ama hani sen bir yıldır Avusturya'da yaşadığın için hani belki sözel olarak baktılar hani ne kadar anlıyorsun. Ve bu şekilde hani Ausbildung'a başladın ve Ausbildung'a başladığın andan itibaren de çalışmış oldu. Yani ben önceki videolarımda da çok hani bahsediyordum. Ausbildung'da önemli yollardan biri ve Ausbildung'un en önemli avantajı hem eğitim sırasında Almancanızı geliştiriyor, hem maaş alıyorsunuz, daha doğrusu alıyorsunuz. O harçlık sizin tutumlu olursanız geçiminize yeterli oluyor. Bir yandan da ek çalışma izniniz oluyor. Hani ek olarak da çalışabilir. Tek dezavantajı B1 B2 seviyesinde Almanca gerekiyor. Ama çok güzel bir yol, yani güzel bir şekilde başlasın. Peki Ausbildung biraz anlatabilir misin? Şu an ne kadar çalışıyorsun? Ne kadar eğitim alıyorsun? Şu an kaldığın evin kirası ne kadar? Kim sağlıyor? Benim şu an yaptığım Ausbildung 2 yıl sürüyor minimum. Yani 2 yılı bitirdikten sonra tekrar her sene okul bilgisi kanıtlamama gerek yok. Okulu bitirdim, buranın diplomam olduğu için meslekte 2 yıllık, 3 yıllık oturumlar alabiliyorum. Bu 2 yıl süresince haftada 2 ya da 3 kere okula gitmemiz gerekiyor. Okul tamamen işle bağlantılı olduğu için okulda öğrendiğim her şeyi iş yerinde uygulayabiliyorum. Ve çalışma saatlerim praktikum saatlerine denk sayıldığı için ekstra bir yerde staj yapmama gerek olmuyor. Ve şu an bu bölümde Ausbildung yaptığım için bu bölgenin vermiş olduğu eğitimi teşvik amaçlı bir burs var. Bu da bizim Türkiye'deki KYK bursuna benziyor biraz. Yani zamanında bitirirseniz ve hiçbir dersten kalmazsanız 2 yıl süresince ayda 600 euro desteklenmiş oluyorsunuz. Eğer kalırsanız da çok düşük bir ihtimal, çünkü burada hem sınavlar çok basit geçiyor. Her sınavdan önce
sınavların soruları açık bir şekilde veriliyor. Fragin katalog diyorlar hatta. Ve daha sonrasında diyelim ki kaldınız, bir şekilde ödev veriliyor ya da işte ekstra sınavlara giriyorsunuz ve geçiyorsunuz. Çok zorlanmıyor yani. Onun dışında çalıştığım iş yerinde yani yaklaşık aylık 1200 euro gibi bir maaş alıyorum. Bu 80 saatle 100 saat arası değişiyor. Hafta sonu çalışabiliyorsunuz bazen. Ben her ay 2 hafta sonu çalışıyorum. Ama onun dışında boş vakitlerim oluyor gezmek için ya da kendinize vakit ayırmak için. Ve dediğim gibi 1200 euro iş yerinden 600 euro da devletten burs aldığım için 1800 euro gibi bir girdim oluyor. Ve iş yeri bana bir ev ayarladı. Bu ev de eşyalı, tek odalı bir ev, 40 metrekarelik bir ev. Ama tek kişi için tamamen yetiyor. Ve her şey dahil, ısınma, elektrik, su gibi şeyler. Ve 100 euro ödüyorum sadece. Lojman gibi bir yer ve ekstra otobüse binmeme ya da işte taşıt kullanmama gerek kalmıyor. Çünkü iş yerimin dibinde olan bir yer, çok yakın bir yer. Böyle bir avantajı da oluyor. Yani genel olarak ayda 1800 euro alıyorum. Ve giderlerim 100 euro, ev kirası 200 euro, alışveriş ve belki 200-300 euro ekstra giderler diyebiliriz. Yani neredeyse 1000 euro falan biriktirebiliyorsunuz ayda, size bağlı bir şey. Burs dediğin, Ausbildung sırasında eğitim aldığın için kurumun ya da devletin verdiği para. Yani Ausbildung ücreti gibi bunu. Ekstra da haftada 20 saat çalıştığın için o da oradan da 1200 euro geliyor. Hani 1800 euro ve ev sağlamışlar. Şöyle baktığın zaman bence çok güzel yani bunlar. Çünkü Türkiye'de birçok yani iyi durumda çalışan insanlar bile bu ücretleri alamıyorlar ve bu parayı biriktiremiyorlar. Ve sen hem eğitim alıyorsun, yani yeni bir meslek öğreniyorsun, hem Almancanı geliştiriyorsun, hem oturumla ilgili o 5 yıldaki süre yavaş yavaş ilerliyor. Bir yandan da tabii kendi Türkiye'de lisansınla ilgili denklik yapma imkanım var. Daha doğrusu denklik baş var. Onunla ilgili süreç nasıl oldu? Ben yaklaşık belgelerimi yani evet 2021 yılında okul bitti, 2022 yılında, ama belgelerini almak vesaire biraz zaman alıyor. Ve Avusturya'da süreç Almanya'dan biraz daha farklı işliyor. Avusturya'da yılın belli zamanlarında başvurular açılıyor. Her zaman başvuru yapamıyorsunuz. Mesela ben Kasım ayında başvurmak istedim ama sistem kapalıydı. Ellerindeki tüm belgelerin bitmiş olması gerekiyor. Ve bu da tamamen ellerindeki belgelerin sayısına bağlı. O yüzden genel bir şey söylenmiyor. Mesela bu sene Ocak ayının başında açıldı tekrar başvurular. Belgelerimi şu an gönderdim ama en az 2 ay ya da 2 ay 3 ay sürecek bir süreç. Daha sonrasında da çıkan sonuca göre önüme bakmayı düşünüyorum. Yine aynı şekilde Almanya'da başvuruda bulundum. Çünkü Almanya her zaman senin anlattığın şekilde başvuruları açık yapabiliyorsunuz. Yine o da 2 ay 3 ay sürüyor. Ama bu süreçte hiçbir şey yapmadan beklemek yerine hem şu anki işime devam ediyorum hem okuluma devam ediyorum. Ya bir şekilde oldu işte denklik alamadım vesaire, süreç istediğim gibi gitmedi ya da ekstra dersler çıktı. O süreçte hala burada kalmak için bir şansım oluyor ve bir şekilde para kazanabiliyorum. Bunların hepsi avantaj Türkiye'de bu süreci yürütmek yerine. Yani sen hem Avusturya'dan başvurdun lisans denkliğine hem de Almanya'ya başvurdun. Yüksek lisans yaptığın için bu da bir avantaj. Tabii sonucu ben geldiği zaman yorumunu alt yani videonun altına yazacağım. Çok kişi bunu merak edecektir. Çünkü PDR mezunusun, direkt psikoloji mezunu değilsin ama yüksek lisans yaptın. Bunun hepsi paket şeklinde psikoloji denkliği olarak verilebilir. Ya da sana eksik dersler çıkarabilirler. Şu dersleri alırsan olur şeklinde. Ve şu an Ausbildung yapıyorsun ve dersler de aslında yakın dersler. O yüzden bunların sonucunda paylaşacağım. Peki böyle olumsuz yanlarından bahsedecek olursa ne gibi olumsuz yanları var ya da yaşadığın zorlukları? Yani tabii işte o kültür farklılıkları vesaire, onları geçecek olursak proje içerisinde yani burada evet şu an herkes Türkiye'deki durumun kötü olduğunu farkında. Ekonomik durumun kötü olduğunu ve herkesin göç etmek istediğinin farkında. O yüzden buraya geldiğimizde Türklerde de gördüğüm bir şey. Böyle her şeyi kabul eder bir durumda yaklaşıyoruz. Ne iş olsa yaparım. Yani yasaları çok araştırmıyoruz, okumuyoruz, ne gibi haklarımız var vesaire. Çünkü burada her şey yasayla ilerliyor ve hakkınızı bildiğiniz zaman kendinizi savunabiliyorsunuz da. O yüzden gönüllü olarak geldiğinizde sözleşmenizin içeriğinin ne olduğuna, sizin neye imza attığınıza ve görevlerinizin ne olduğunu iyice bilmeniz gerekiyor. Daha sonrasında da çalışacağınız iş yerindeki patronla ya da sizi karşılayan süpervizör dediğimiz kişiyle açık bir şekilde ben burada ne yapacağım, benden beklentiniz ne gibi konuşmanız gerekiyor ve eğer asla yapamayacağınız bir şeyse ya da belki denediniz ama psikolojik olgunluğunuz yetmedi mesela, diyelim ki
işte kanserli hastalarla çalışıyorsunuz, engellilerle çalışıyorsunuz, çok fazla geldi diyelim. Bu durumda da hani söyleyip daha hafif bir işe de değiştirebiliyorsunuz. Yani hemen size ülkenize göndermiyorlar. O süreçte iletişim kurmak önemli. Kendinizi doğru ifade edebilmek önemli. Mesela Avusturya'da 14 kere maaş veriliyor. Patronunuz size ben seninle işte şu anlaşmayı yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum dediğinde ayrıntılı bir şekilde ben bunun ne demek olduğunu bilmiyorum, bana açıklar mısın diyebilirsiniz. Ya da insan kaynaklarıyla ve Betriebsrat denilen böyle danışma konseyleri var. Oralara gidip haklarınızın ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi her şeyi açıklığa kavuşturursanız yani herhangi bir zorlukla karşılaşır genel olarak. Bir de Ama sanırım riskler bunlar. genel sosyal projeler köylerde oluyor ya da ilçelerde oluyor. Oralarda da daha çok böyle diyalekt kullanılıyor. Belki bu dezavantaj olarak geçebilir. Yani bu Almanca öğrenmede bir zorluk olabiliyor. Bizim internetten öğrendiğimiz Almanca yüksek anlıyor ve diyalekt çok daha farklı. Belki ilk başta anlamakta zorluk çekilebilir diyalekten dolayı. Ama tabii genel olarak Avusturya'da kullanılan Almanca ile Almanya'da kullanılan Almanca çok birbirine yakın. Hani İsviçre'de mesela çok daha sert bir diyalekti var. Orada daha zor ama Avusturya çok daha yakın. Evet. Yani evet Almanya Avusturya kardeş ülke gibi görülüyor. Dilleri aynı, ikisi de Almanca konuşulan ülkeler. Ama burada farklı bölge, farklı eyaletlerin farklı diyalekleri, lehçeleri var. O yüzden Türkiye'de öğrendiğiniz Almanca ilk başta çok yeterli olmayabilir ama bu süreçte sosyal hayat içerisinde öğreniyorsunuz hızlı bir şekilde ve iş yerinde zaten sosyal bir iş yapıyorsanız özellikle çok kolay öğreniliyor. Bunun dışında da işte Almanya Avusturya kıyaslayacak olursak burası çok daha az insanın yaşadığı bir yer. 9 milyon nüfusu var ve birazcık daha küçük bir yer. Doğasıyla ünlü Almanya'ya göre. Almanya biraz daha büyük bir ülke. 90 milyona yaklaşıyor nüfusu neredeyse. Türkiye gibi aslında birazcık daha karışık. Burada yaşlı nüfus biraz daha fazla. Sosyal hayat çok aktif değil. Ama yine de tabii imkanlar var. Ulaşmak isterseniz sosyalleşebiliyorsunuz. Yine partilere, diskolara gidebiliyorsunuz. Yine sizin elinizde olan bir şey. Aynen. Ben şöyle genel bir özet yapayım. Şimdi senin seçtiğin yol bir kere lise mezunu olmak yeterli. Bence bu önemli bir avantaj. Hani şu an Türkiye'de üniversiteye devam eden arkadaşlar olabilir. Hani illa üniversiteyi bitirmek gerekmiyor. Gerekirse üniversiteyi bırakıp bu yola da geçebilirler. Bir avantaj. İkinci bir avantaj, projeye göre Almanca bilmeniz gerekmiyor. İngilizce ile de projeye başlayabilir. Üçüncü bir avantaj, proje kapsamında size bir harçlık veriliyor, kalacak yer veriliyor. İşte yemek, ulaşım gibi para karşılanıyor. Diğer avantaj, oradan Ausbildung'a geçebiliyorsunuz ve Ausbildung sırasında da hem iyi bir harçlık alıyorsunuz hem ek olarak çalışkanlığınız oluyor. Bunların hepsini beraber düşündüğün zaman aslında çok büyük bir avantaj yani. Hani bir yandan tabii kendi mesleğinizi, kendi lisans denkliğiniz de lisansınız varsa onu da bir yandan yapabiliyorsunuz. O süreçte ilerliyor. Hani böyle baktığın zaman yani Türkiye'deki şartlardan, mesleğinden, maaşından ya da gelecek endişesinin olan kişiler için bence güzel bir yol. Buradaki Ausbildung'la ilgili şunu söylemek istiyorum ben. Ben de Türkiye'den ilk geldiğimde tam kafamda oturtamamıştım. Çünkü bizdeki eğitimler biraz daha teori odaklı ve pratik genelde çok az kalıyor. Ya da sizin kendiniz bulmanız gerekiyor. Ama burada birazcık daha mesleği öğretme odaklı olduğu için pratik yani staj yapma imkanınız çok fazla. Yani benim şu anda dönemlik 540 saat hatta 600-700 saati bulan stajlarım oluyor ve 2 yıl süresince neredeyse 3000 saate yakın staj yapmış olacağım. Ve bu stajları yaparken de hem zaten bir sürü farklı iş yeriyle kontakta olduğunuz için farklı insanlar tanımış oluyorsunuz. Farklı referanslar geliştirmiş oluyorsunuz. Yani o süreçte de akıllı davranırsınız aslında. Hem kendi lisansınız doğrultusunda işler bulabilirsiniz. Hem de dediğim gibi aa bak böyle bir şey de varmış. Buraya da başvurabilirim gibi sürekli farklı opsiyonları da görüyor olacaksınız. Çünkü sadece okula git işe gel gibi bir hayatı olmuyor dediğim gibi. Çok aktif geçiyor bu süreç. Aslında ne kadar hızlı Almanya'ya ya da Avusturya'ya gelirseniz aslında o kadar iyi. Yani Türkiye'de kalıp oradan meslek denkliği almaya çalışmak bir yol olabilir ama bu biraz da uzun, çetrefilli bir yol. Hani en kısa sürede hızlı bir Almanca öğrenip B1 seviyesine gelip burada ya gönüllü staj olur, işte senin başladığın gibi proje kapsamında ya da direkt Ausbildung olur. Hani buna başlayıp ondan sonra diğer mesleki denklikle ilgili uğraşları vermek çok çok daha mantıklı. Hani biraz önce de konuştuk. Bu proje kapsamında başvuru yaptığın yeri tabii kanalın altına link olarak paylaşacağız. Yekoni benim bulunduğum organizasyon Erasmus projeleri yaptığı için şu an aktif bir şekilde. Salto denilen bir organizasyon var. Yine aynı şekilde kısa süreli projeler yapıyor bu organizasyon. Ve Avrupa'nın farklı yerlerinde. Mesela bir arkadaşım projede benimle birlikte gelen bir arkadaşım. O da şu an aynı şekilde kaldı. Ya yani o neredeyse her ay iki farklı ülkeye gidiyor.
ve bütün masrafları diğer ülke tarafından karşılanıyor. Yani bizim geldiğimiz şekilde uzun süre değil ama kısa süreli projeler yapılıyor. Mesela İzlanda'ya gitti, Finlandiya'ya gitti, Türkiye'ye gitti, İtalya'ya, İspanya'ya, Yunanistan'a. Bütün bunlar 2-3 günlük projeler dahilinde gitti. Ve orada tek şart 35 yaşından küçük olmanız, Erasmus Plus projesi yapan bir organizasyonda çalışıyor olmanız ya da gönüllü olarak bulunuyor olmanız, başka hiçbir şartı yok. Sonra tekrar başvuru yapıyorsunuz ve kabul alırsanız o ülkeyi gezip görme şansınız oluyor tekrar. O zaman arkadaşlar şunu tavsiye verebiliriz. Bu tarz Türkiye'deki kurumların internet sitelerini düzenli olarak baksınlar. Kendilerine uygun proje bulduklarında atıyorum başvuru yapsınlar. İngilizce almaya gerekiyorsa. Daha sonra projeyle buraya gelip burada Almancaları ilerletip daha sonra Ausbildung'a geçip eş zamanda mesleki denkliklerine başvurabilirler. Bu çok güzel bir yol olur. Hani bunun için paraları olmalarına gerek yok. İşte üniversite mezunu bile olmalarına gerek yok. Hani lise mezunu olmak yeterli oluyor. Ya İngilizce ya Almanca ikisinden biri illa isteniyor. Ama çok yüksek seviyede istenmiyor. Bu da bir avantaj. Bunlar bence çok güzel bir yol yani. Bir de şöyle bir şey söyleyebilirim. Benim uzun vadeli hedeflerimden birisi C1 Almanca almak bana çok zor geliyordu. Ama burada psikolog olarak çalışmak için C1 Almancanın olması gerekiyor. Ya da ülke şöyle bir şart koşuyor. Eğer C1 Almanca kanıtlayamıyorsan Avusturya'dan 3 yıllık Almanca eğitim veren bir okuldan mezuniyet istiyor. Yani benim şu an yaptığım Ausbildung aslında eğer C1 belgesi alamazsam dil yeterliliğimi kanıtlamam için de bana yardımcı olacak. 3 yılı bitirdikten sonra C1 belgesi almış gibi istediğim kurumlara başvuru yapabiliyorum. Çünkü buradan mezuniyetim oluyor. Tabii Ausbildung'a başlarken genelde B1 ya da B2 belgesi istendiği için hani ve sen de 3 yıl eğitim aldığın için artık seni C1 olarak kabul ediyorlar ve ekstra sertifika istemiyor. Teşekkür ederim. Çok güzel bir röportaj oldu. Ben de ilk defa yaptım böyle bir şey. Ama hani hep böyle hani birçok videoda anlattım hani böyle bu imkanlar var, bu yollar var. Ama tabii şey kadar etkili olmuyor. Yani bunları yapan kişiyle konuşmak kadar etkili olmuyor. O yüzden bence çok güzel oldu. Yani birçok insana da ışık olacaktır senin dediğin yol. Yine arkadaşların sorular olursa yazarlar. Biz de cevaplamaya çalışırız. Gerekirse ben sana iletirim. Teşekkür Ben de ediyorum. teşekkür ederim. Evet, peki. O zaman tekrar görüşmek üzere.